Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün ablasıyla birlikte sevgilisiyle ilişkide olan Melis'in itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itirafınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Selamlar, ismim Melis. İsmimi vermekten korkmuyorum zira korkacak bir şeyim de yok. Ablamın ismi de Ayten. Bu kanalda insanların itiraflar paylaştığını gördüm ve ben de kendi itirafımı sizlere sunmak istedim çok ilginç itiraf olacak, benim için çok zevkliydi ve yine olsa yapardım. Bazen ablamla da kaçamaklar yaptığım oluyor. Şimdi sizlere en baştan itiraf mı anlatacağım. Umarım tüm olanları anlarsınız. Pişman mıyım bilmiyorum fakat o gün kafam yerinde değildi ve olanlar oldu işte. Artık ablamla o kadar da aramız iyi değil. Pişmanlık çektiğim anlar oluyor bazen fakat genel olarak pişman mıyım bilmiyorum. Ablamla aram kötü olduğu için kendimi suçlu hissediyorum. Öncelikle bunu anlatayım ki ablamla benim ailemiz çocuklukta bizi bıraktı ve bir ailemiz olmadı. Maalesef çocuklar evinde büyüdük ve orada her türlü pislikleri gördük. En iyi arkadaşım da ablamdı zaten. Tüm dertlerimizi birbirimize anlatırdık. Ablam benim babam ve annemdi. Aynı zamanda sevgilimdi, tüm hoşlandığımız kişileri onunla konuşurdum. Neyse hayat böyle gidiyordu ve biz artık büyüdük ve oradan ayrıldık. Kendimize bir markette iş bulduk ve orada çalışmaya başladık. O zamanlar kira bir evde bulduk. Öyle geçiniyorduk. Okumadık tabi güzel bir iş bulmak da zordu. O sıralar markete bir çocuk sürekli. Gelip giderdi ve çok iyi bir insana benziyordu. Çok yakışılı ve genç bir çocuktu. Anca bizden bir yaş büyük olurdu. Bizim de o sıralar sevgili bulma zamanımızdı. Paramızda az zaten birini bulalım da bizi yaşatsın diyorduk. Paralı biri gerekliydi. O çocuk da her geldiği zaman ne pahalı ürün varsa ondan alıyordu. Genellikle sabahlar kimsenin olmadığı zamanlar geliyordu. O geldiği zamanlara çok iyi görünmeye çalışıyordum. Bazen parayı uzattığında ellerimle onun eline dokunurdum. Gözlerine dik bakar ve onu etkilemeye çalışırdım. Sonunda bunu başarmıştım. Benimle artık sabahlar gelip sohbet etmesi çok normal bir rutin haline gelmişti. Sonra daha da ileri gittik ve ona numaramı verdim. Artık ara sıra parklarda dışarıda görüşüyorduk benimle gezer ve bazen bir restoranda oturup yemek yerdik. Çok iyi bir insandı zaten bildiğim gibi. Ablam da benim bu durumuma sevinmişti. Artık onunla sevgiliydik ve onunla vakit geçirmeyi çok seviyordum. Ailesiyle beni tanıştırmıştı ve markette çalıştığımı onlara söylememiştim. Çünkü o okumuş bir adamdı bense cahil öyle markette çalışan bir kızdım. Fakat aklını almayı başarmıştım. Zaman böyle geçerken o kendini geliştiriyordu bense öyle yerimde saymaya başlamıştım. Ya bu çocuk benimle evlenirdi ya da bir zaman geldiğinde ayrılacaktık. Onu evime davet etmeye başladım ve tabi küçük bir evde ablamla kalıyordum. Ablam dışarıda olduğu zaman evime davet ettim ve aklımda onunla birlikte olmak ve daha da kendime bağlamak vardı. Bize geldi ve öyle film izleriz. Dedik içki de almıştım. Biraz içtikten sonra onun. Dudağından öpmeye başladım kafamız iyice güzeldi ve ne yaptığımı zaten bilmiyordum. Sonra işte işimizi yaptık, bizim haberimiz olmadan ablam eve gelmiş ve bizi izliyormuş, kafamı kaldırdım ve ablam kapıda bizi izliyordu. Ben sevgilimle ne yapacağımı bilmedim ve ablam beklemediğim anda size katılabilir miyim diye sordu. Ne diyeceğimi bilmedim ve onu da davet ettim. Ne yapıyordum Allah'ım ben, çok pişman olmuştum, tüm bunlardan fakat yapacak bir şeyler yoktu. Onu o sıra hiç kıskanmadım fakat sevdiğim ve evlenmek istediğim kişi ablama dokunuyordu. İşimizi bitirdik ve sarhoş olduğumuzdan ne yaptığımızın farkında değildik. Zaten uyuduk o olaydan sonra. Sabah kalktığımızda biz işe gittik ve sevgilim de evden ayrıldı ve kendi işine gitti. Tüm gün boyunca dün olanları hatırlamaya başlıyordum ve ablamı kıskanmaya başlamıştım. İşten çıktıktan sonra sevgilimle görüştüm ve dün neden ablamla birlikte olduğunu sordum ve sarhoş olduğunu dedi. Ben de onun üzerine çok gitmedim. Neyse ama aklımda kalmıştı. Bir süre geçti ve artık ablamla kavgalar yapmaya başlamıştım. Ablamı kıskanıyordum. Sevgilimle de sürekli kavgalar, sürekli bir tartışmalar yaşıyorduk. Nedense o günden sonra kendime gelemiyordum belki yine benimle birlikte olursa, ona kendimi bağlarım dedim fakat ne kadar onu kendime yakınlaştırmaya çalıştıysam da o kadar benden uzak kalmaya başlıyordu. Ve beni kullanmak için benimle konuşuyormuş gibi görünüyordu. Çok pişman oluyordum. Gereksiz yere duygusal çöküntüler yaşıyordum ve her gece ağlıyordum. Sebebinse sonra da öğrendim. İşte onu bildiğim gün. Dünya başıma yıkıldı adeta, artık ne ablam kaldı ne de sevgilim. İşte o itirafı anlatayım. Bir gün işten çabuk çıktım ve kafamda bir ağrı vardı. İzinli eve çabuk geldim ve içeri geçtiğimde sevgilimle ablam aynı yataktaydı. Kapıyı açtım ve çıplak şekilde uyuyorlardı. O an gözlerim doldu ve ağlamaya başladım. Kapıyı kapladım ve sokakta geceye kadar gezdim. Sonra cebimdeki son paralarla gittim bir bara. Çok içmek istedim. Kendimi çok kötü ve kullanılmış hissettim. O an onu da kıskandırmak için bir erkekle beraber olmak istiyordum. Barda bir çocukla tanıştım ve birlikte çok fazla içtik. Kafam gitmişti artık. Yürüyemiyordum bile. Beni evine apardı. O an neler yaşadığımızı hatırlamıyordum bile. Sabah uyandım ve kafamda çok kötü bir ağrı bir adamla aynı yatakta uyuyordum. Ne gariptir ki bana kahvaltı yapmıştı ve hayatımda ilk kez biri bana yemek sunmuştu. Onunla birlikte yemek yedik ve kendi itirafımı ona anlatmaya başladım. Sonra onun da kim olduğunu öğrendim sanırım benim kafamda birisiydi ve ailesinden. Uzakta yalnız yaşıyordu. Bana numarasını verdi bir daha beni araması için rica etti. Ben çıktım evden ve işe gittim. Ablamla aynı işte çalıştığım ve onu göreceğim aklımdan çıkmıştı. İşte onu gördüm ve tüm kinimi kusmak istiyordum. İş boyu onunla konuşmadım bile, içime kin dolmuştu ve kendimi berbat hissediyordum. İş bittiğinde ablam bana doğru geldi ve biliyorum çok hırslısın fakat biz yıllardır kendi başımıza kaldık, ve en kötü günümüzde bile yan yana durmalıyız. O adam seni kullanıyordu ve hiç evlenmeyecek. Beni de kullandı evet ve hiç aklım buna yetmedi. Bunları dediği sıra yüzüne bir tokat vurmak istedim ama kendimi tuttum. Onu hayatımdan sildim ve sen de onunla konuşma dedi. Bunları dedi ve ben orayı terk ettim. Yine o çocuğu aradım ve evine gittim. O işteydi ve aşağıda gelene kadar bekledim. Zaten çok geçmedi geldi ve evine geçtik. Yine dertleşmeye başladık ve o gece de onda kaldım. Gitgide ablama karşı hırsım soğudu ve artık olanları unutmuştum. Tabi bu tanıştığım bu Şirin ve yakışıklı çocuk sayesinde olmuştu. Hayatımın değiş noktası o oldu zaten. Bir süre böyle geçti ve sonra evime dönmeye başladım. Ablamla işten çıktığımda ona sarıldım ve özür diledim. O da benden özür diledi ve artık olanları unutmuştuk. Eve gittik ve konuştuk. Yeni bir kişiyle tanıştığımı anlattım ve onu benden alma falan şakaları yaptık. Yalan söylemeyeceğim. Ablamdan korkuyordum ve sevgilimi elimden alacak diye ağlıyordum. Artık paranoyak olmuştum. Yine ablamla durduk yere kavgalar etmeye başladım ve sevgilimden ona bahsetmemiştim. Ablamla aramız yine bozuldu ve artık eskisi kadar samimi değiliz. O adamla nişanlandım ve sanırım evleneceğim. Beni çok seviyor ve onun sevgisinin karşılığını vermek istiyorum. Yani onunla evlenmek istiyorum. İnşallah teklif yapar ve evleniriz. Benim itirafım bu kadar. Ablamın bana yaptıklarını hatırladım ve sizlere yazmak istedim. Aslında benim de suçum var fakat artık olanlar olmuş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bizi yanlış anlamadınız. Bu itirafımı daha önce kimseye anlatmadım ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Evet arkadaşlar bir itirafın sonuna geldik anlatmak istemiyordum fakat kadın çok fazla ısrar etti. Anlaşılan 23-24 yaşlarında bir kadın, daha büyümemiş ve ablasına izin vermiş, sarhoştu evet o gün fakat asla bir de böyle şeyler yapma, Allah'a inan ve doğru yolla gitti, namazını kıl ve evlen, çocuklarınla ve ailenle mutlu olursun. Aile her şeyden önemlidir, ablandan da uzak dur, o senin için iyi bir abla değil, Allah akıl fikir versin sana, başka da diyeceğim bir şey yok.'' Benim de anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar, destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve itirafımızı paylaşın. Sizin de itiraflarınızı duymak isterim. Hoşçakalın.